diving deep. Where is the water taking me? Trying hard, bittersweet. Cabin fever's pulling me. I want to hold on to something greater. I feel the waves come crashing in. I'm drowning, drowning, drowning. Arkadaşlar, merakla beklenen Nissan Navara projemizin sonuna geldik. Daha doğrusu sonuna gelmedik. Artık ancak yayınlayabilecek bir vaktimiz vardı. Daha evvel çekimlerini yapamadık. Aracımızı kısaca tanıtmak istiyoruz. Biz bu aracı yaklaşık 3-3,5 sene evvel projesine başladık. Aracı tamamlamıştık. Eski takipçilerimiz bu aracı iyi bilir. Bu araç 7 inç BTV yükseltme kitiyle yükseltmesi yapıldı. O zamanlar Türkiye'de ilk defa yapılan uygulamalardan bir tanesiydi. 315-70-17 Rockproof Nokia'nın lastikleri kullanıldı. Aynı zamanda uzun zaman bekledik. O zaman şartları için orijinal Black Rhino jantları getirtmiştik bu araç için. O zaman araçta facelift yoktu. Zaten facelift diye bir şey daha çıkmamıştı. Araç orijinal görünümündeydi. Araca kaplama yapmıştık. Kaplamanın üzerine özel olarak çizdirdiğimiz özel dizaynlar yapıldı. Farklı bir renk kombinasyonuyla birlikte bir telsiz uygulaması yapılmış. Sürgülü kapak ve rollbar uygulanmıştı. Ve basamak uygulaması yapılmıştı. Yaklaşık geçen sene bu zamanlar daha yeni facelift geldiğinde ülkemize ilk uygulanan faceliftli Nissan Navara araçlarından bir tanesi aynı zamanda. Önünde de Van'ın EV12000 serisi vinci bulunmakta. Sentetik halatlı özel bir dudak uygulamasıyla birlikte yapıldı. Facelift geldiğinde ülkemize dediğim gibi ilk uygulanan araçlardan bir tanesiydi. Facelift'ini uygulamıştık. Artı facelift'e gelen ince dödükler değil, geniş dödüklerin uygulaması bu araçta zamanında yapılmıştı. Lakin biz iş yoğunluğundan bu aracı hiçbir zaman çekemedik. Bizim de çok yakın arkadaşımızın aracı olduğu için araç zaten genelde ya bizde ya kendisindeydi. Çekeriz çekeriz de ya diye biraz ötelemek zorunda kalmıştık. Nasip bugüneymiş. İş yoğunluğu yüzünden ancak videoyu çekebilmekteyiz. Aracımız hazır. Aracımızı kısaca üzerinden gezelim. Tek tek tanıtmak istiyorum bu aracı. Araçta facelift haricinde ekstra kayar sinyalli gündüz modlu sis lambası çerçevesi var. Sis lambaları özel olarak karartıldı. 12000 serisi sentetik halatlı Warn Winch var. Warn'ın özel serisi dudağı mevcut. Detaylandırma işlemimiz mevcut. Panjur'da özel Tayland'dan getirdiğimiz, aslında bu Navara'ların orijinal ismi, yurt dışında geçen NP300 yazısı, orijinal bir yazı. Farlarımız zaten facelift'le birlikte değişiyordu. Dodiklerimiz özel olarak bu araca imal edildi. Uygulama buydu. Sonradan başka arkadaşlar da aynı şekilde bu araçtan görerek yapmaya devam ediyorlar. Basamak uygulaması yapıldı. Folyo kaplama uygulaması yapıldı. Folyonun üstüne dediğimiz gibi detaylandırma işlemleri yapıldı. 3 senelik bir araç. Yani 3 senede yaptığımız işin kalitesi ortada, hala dayanıklı bir şekilde durmakta. Ve araç off-road da yapmakta, şehirde de kullanılmakta. Araçta sürgülü kapağımız, Maximus sürgülü kapak, ithal sürgülü kapak. Onun üzerinde ithal yine orijinal Maximus'un rollbarı mevcut. Stoplar, özel olarak karartılmış stop mevcut. Araçta çeki demiri var. Araçta 7 inçlik sadece orijinal Tayland'dan gelen BTV yükseltme kiti mevcut. 315-70-17 Nokian Rockproof lastikler ve orijinal Black Rhino jantlar. Jantlara aynı zamanda detaylandırma yapıldı. Ekstra olarak pedal commander bulunmakta. Telsiz uygulaması yaptık. Ön kamera uygulaması yapıldı kayıtlı bir şekilde.
araçta ekstra olarak prokan salınacak ve geç sistemi ile ekstra bir daha yükseltildi. Yaklaşık şu an araç 9 inç yükseltilmiş vaziyette, lastik jant hariç. Ekstra araçta kitle olmayan, kendimizin yaptığı alt koruma mevcut. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni araçlarla, yeni videolarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.